Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta meslek ahlakı ve meslek etiği üzerinde durduk. Bu hafta ise ahilik konusu üzerinde duracağız. Öncelikle ahilik nedir? Buna bir bakalım. Ahilik, ahil kelimesi Arapça kardeşim manasına gelmektedir. Ayrıca yiğitlik, kahramanlık, cömertlik gibi anlamları olan Türkçe akı kelimesinden geldiği bilinmektedir. Ahiliğin İslam'ın ilk asırlarında ortaya çıkan genç sanatkar ve zanaatkarların bir araya gelmesiyle oluşmuş fütüvet anlayışının devamı olduğuna dair görüşler mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Türklerin yerleşik hayata geçmelerinde özellikle esnaflar arasında bir örgütlenme biçimi olarak fütüvet benimsenmiştir. Ve böylelikle arkadaşlar fütüvet anlayışının devamı olarak da ahilik ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. O zaman fütüvet teşkilatının bir tanımını yapalım. Genç sanatkar ve zanaatkarların bir araya gelerek ve aralarında birini önder seçip oluşturdukları kurumdur diyoruz. Ahilik nedir dediğimizde, ahilik işbirliği içinde mutlu iş ve hayat anlayışı, dürüst, sade ve sakin, kendine has insani değerlere sahip bir yaklaşımdır diyebiliriz. Arkadaşlar, ahilikte otokontrol sistemi mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Otokontrol dediğimiz şey, kendi kendine kontrol edebilme sistemidir. Osmanlı Devleti döneminde esnaf teşkilatı bir eğitim kurumu olarak kabul edilirdi. Ahilik Osmanlı'da lonca teşkilatı adıyla ve birkaç değişiklikle varlığını sürdürmüştür diyoruz. Ahilikten farklı olarak lonca teşkilatına alınanlar mesleki eğitimlerini tamamladıklarında usta, çırak, kalfa gibi kıdemlere sahip olurlardı. En üst seviyede zaten usta yer alırdı. Ustalık belgesine biz icazet diyoruz. Peki icazet alanlar ne yapabilir? İcazet alanlar iş yeri açabilirler diyoruz. Ayrıca 8-12 Ekim Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı olduğunu da unutmazsak sevinirim. Ahilik örgütlenmiş bir İslam ahlakıdır. Ahilikte bilinçli ve sosyal sorumluluğu gelişmiş, insan yetiştirilmeye özel bir önem verilmiştir. Bu sistemde çalışmak, öğrenmek ve olgun insan olmak için çaba gösterilmiştir. Bir insanın değersiz olmayacağı anlayışı benimsenmiştir. O zaman ahilik modelinin temelinde insanların birbirini sevmesi, değer vermesi, birbirlerine yardım etmesi, fakir ve yoksulu gözetmesi, iş hayatında ve alışverişte ahlaki kuralları ölçüt alması ilke olarak benimsenmiştir diyebiliriz. Ahilin tarihsel gelişimine bakacak olursak, hemen bakmadan önce şu açıklamayı da yapayım arkadaşlar. Esnaf ve sanatkarların tarihinde önemli bir yer tutan ahilik, gerek öz ve gerekse kurumlar ile günümüzde halen yaşatılmaktadır. Bugün esnaf ve sanatkarlar açısından büyük öneme sahip olan Halk Bankası'dır, Bağkur'dur, Esnaf Kefalet Kooperatifleri'dir. Ahilik teşkilatına dayanmaktadır arkadaşlar. Halk Bankası,
Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Bağkur'un kökeni Ahirlik Teşkilatı'na dayanmaktadır diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar ahirliğin tarihsel gelişimine. Ahirlik 5. yüzyıldan itibaren Türkistan'ın Maveran Nehri'ndeki Türkler arasında gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Ahirlikte dönüm noktası olarak adlandırdığımız dönem 13. yüzyıl Ahi Evran'a dayanmaktadır. Ahi Evran'la arkadaşlar Ahi Teşkilatı kurulmuş ve kısa zamanda Anadolu'ya yayılmıştır. Ahi Evran Kayseri'ye geçmiş ve bir debbah atölyesi kurmuştur. Peki debbah dediğim şey nedir? Deri işleme atölyesidir. Ve bu şekilde ahiliğin temeli atılmıştır diyoruz. Burada ahiler teşkilatlanıp Moğollara karşı koymuşlardır. Ve böylece ahiliğin ekonomik ve askeri fonksiyonları da ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Ahi Teşkilatı 1727 yılına kadar 500 yıl boyunca Türk milletini ekonomik, siyasi ve sosyal yönden hem yönetmiş hem de yönlendirmiştir diyoruz arkadaşlar. Hem yönetmiş hem de yönlendirmiştir diyoruz dedik. Ahi Teşkilatı'yla Lonca Teşkilatı arasındaki bir farklara bakalım. Arkadaşlar Ahi Teşkilatı tamamen bağımsızdır. Lonca Teşkilatı ise hani Osmanlı Devleti'ndeki Ahi Teşkilatı'nın adı Lonca Teşkilatı'ydı. Lonca Teşkilatı ise devlet kontrolündedir. Ahi Teşkilatı'nda teşkilata girebilmek için, ahi olabilmek için Müslüman olma şartı aranırdı. Fakat Lonca Teşkilatı'nda hangi dine mensup olursan ol, Lonca Teşkilatı tüm dinlere açıktı. Dayanışma örgütüydü Ahi Teşkilatı. Lonca Teşkilatı'nda ise kişisel menfaatler zamanla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ön plana çıktığını söyleyebiliyoruz dedik. Ahiliğin ahlaki ve mesleki temellerine bakacak olursak. Ahiliğin ahlaki ve mesleki temellerinde ahilikte meslek ahlakı her şeyden önce gelmekteydi. Çalışanlar arasında yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık, yiğitbaşlılık gibi evreler mevcuttu. Bu evrelerin geçilmesinde çırak, kalfa ve usta ilişkisi bir tür baba evlat şeklinde saygı ve sevgiye dayanmaktaydı. Her ahi bir pire bağlanmak ve sanatın geleneksel büyükleri hakkında sözlü kültürü öğrenmek, hal ve hareketlerini onlara uydurmak zorundaydı diyoruz. Eğer ki aksi durum söz konusu olursa, pirlerinin kendilerine karşı sevgilisinin azalacağını ya da yok olacağını inanırlardı. Bu da kişinin işine yoğunlaşmasına, işinde dikkat ve özen yükümlülüğüne sahip olmasını sağlardı diyoruz. Ahilerin eğitim ve dayanışmaya verdikleri önem diyoruz. Halkın bakış açısına göre ahi zaviyeleri dünyanın her tarafından gelip giden misafirlerle dolup taştığı ve ağırlandığı, ayrıca büyük kutlamaların, merasimlerin tertiplendiği, değişik törenlerin yapıldığı mekanlardı. Yapılan faaliyetler ve uygulanan prensiplerin hepsinde
birer eğitici yön olduğu gerçeği herkesin ortak fikriydi. Ahi birliğine mensup olanların severek yaptıkları ve hayatlarının sonuna kadar her kuralına titizlikle uydukları bu prensipler, yaptıkları işten sıkılmak yerine kendileriyle barışık bir halde hayatlarında mutlu olmayı amaçlamışlardır. Temeli yüksek ahlak olan bu binanın üzerine dayanışma ve yardımlaşma binası da inşa edilmiştir arkadaşlar. Ahiliğin ilkelerine bakalım. Ahiliğin ilkeleri nelermiş? Bir ahinin bu kuruma katılabilmesi için, yani kabul edilebilmesi için bir takım şartları da kabul etmiş olması gerekiyor. Peki ahinin özellikleri nelerdir arkadaşlar? Ahinin özellikleri: 1. Açık özellikleri var. 2. Kapalı olan özellikleri vardır. Ahinin açık olan özelliklerine bakacak olursak, ahi cömerttir, eli açıktır. Ahi konukseverdir. Kapısı herkese açıktır. Ahi ikramdan kaçınmaz. Sofrası açık olmalıdır. Bu ahinin kuruma kabul edilebilmesi için açık olan özellikleriydi. Peki kapalı olan özelliklerine bakacak olursak. Ahinin gözü kapalıdır. Yani kimseye kötü gözle bakmaz. Kimsenin ayıbını araştırmaz. Ahinin beli kapalıdır. Hiç kimsenin ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine saldırıda bulunmaz. Ahinin dili kapalıdır. Yani kimseye de kötü söz söylemez arkadaşlar. Bunun dışında ahinin uyması gereken bazı başlıca kurallar vardır. Bu kurallar nelerdir? Cömert, ikram ve kerem sahibi olmayı söylemiştik. Daima hakkı gözetir, öfkesine hakim olur. Suçluya yumuşak davranır. Sır saklamak, gelmeyene gitmek, dost veya akraba ziyaretinde bulunmak, sabır ehli olmak, riyayı yani ikiyüzlülüğü terk etmek, büyüklere karşı hürmetli olmak, suçları affetmek, sözünde ve içinde adaletli olmak, anne babaya iyilikte ve ihsanda bulunup yakın akrabayı ihmal etmemek. Ahinin uyması gereken diğer kurallar da bunlardı diyoruz. Ahinin görgü kuralları var. Bir de bu konuya bakalım. Ahinin görgü kuralları: ahilikte bireyin tavır ve davranışları haline getirilmek istenen görgü kuralları ise su içmekle ilgili edepleri, evden çıkmakla ilgili edepleri, mahalledeki edepleri, söz söylemedeki edepleri mevcuttur diyoruz. Peki evden çıkmakla ilgili edeplerini bir inceleyelim. Çıkarken sol ayakla çıkmak, endişeli çıkmamak, neşeli çıkmak, çıkarken yukarı bakmamak, evden çıkmaktaki edepleri. Peki su içmekle ilgili edepleri: bardağı iki eliyle tutmak, dinlene dinlene içmek ve bitirmek ve dökmemektir. Söz söylemedeki edeplerine bakalım. Sert konuşmamak, konuşurken sağa sola bakmamak, sen ben değil, siz ve biz şeklinde hitap etmek, el kol hareketleriyle bir şeyi ifade etmemek. Peki mahalledeki edeplerine bakalım. İşi olmadıkça mahallede gezmemek, karşıdan gelene yakın olmak, açık kapı ve pencereden bakmamak, çocuklara uymamaktır.
arkadaşlar, ahilik kültürü, iktisadi ve ticari, hatta toplumsal hayatın bütün alanlarını kapsayan bir kültürdür. Ahil birliklerinin kendi gayelerine ve İslam prensiplerine uygun olarak kurdukları ve geliştirdikleri bir eğitim sistemi vardır. Bu eğitim sisteminin karakteristik özelliklerini sıralarsak. Evet, eğitim sisteminin karakteristik özelliklerinin ilkinde iş başında yapılan eğitim ile iş dışında yapılan eğitim bütünleşir. Eğitim ömür boyu süren bir süreçtir. Köylere kadar varan geniş bir teşkilat kurulmuştur. Sistem, ahilik prensiplerine uymayı taahhüt eden ve herkese açık olan bir sistemdir. Dersler, yetkili kişiler tarafından verilmesi esas alınmıştır. Eğitim, herkes, eğitimden herkes ücretsiz olarak faydalanır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ayrıca ahilikte ahi ocağında ast üst ilişkisi, yani hiyerarşi, bir takım törenlerle resmileşirdi. Ahi ocağında hiyerarşi, yani ast üst ilişkisi, bir takım törenlerle resmileşirdi. Bu törenler nelerdir? Öncelikle yol atası ve yol kardeşliği töreni. Yol atası ve yol kardeşliği töreninde ahiliğe girmek isteyen gençlerin birliğe kabul edilmesi bu merasimle gerçekleşirdi. Zamanla çırak kabul etme töreni haline de dönüşmüştür diyoruz. İkincisi, yol sahibi olma töreni. Çıraklık süresini tamamlayanların kalfalığa yükselmesi için yapılan törenlerdir. Ustalık, şek kuşanma töreni. Kalfalık süresini tamamlayıp ustalık becerilerine sahip olmuş kişilerin kabulü için gerçekleştirilen törendir diyoruz. Şet kuşanan bir esnaf veya sanatkar, usta olarak iş yeri açma hakkına sahip olacak. Yani başka bir deyişle tam anlamıyla ahi sıfatını kazanacaktır diyoruz. Ahilikte yardımlaşmaya şöyle bir göz gezdirelim. Ahilikte yardımlaşma, hariciler ve dahililer olmak üzere iki grup bulunmaktadır ahilikte. Hariciler dediğimiz grup, düşkünler, sakatlar, fiilen çalışamayanlar ya da emeklilerdir. Peki dahililer dediğimiz grup, çırak, kalfe ve ustalardan oluşmuş olup birliğe gelir getiren gruplardır diyebiliriz. Burada dikkat edilecek bir nokta, ahiliğin çalışma hayatındaki psikolojik problemlere çözüm olacak bireysel davranış temelli değerleri vardır. Temel bu değerler nelerdir diye bakacak olursak, ahi kanaat etmeyi bilir, güven verir, güler yüzlüdür, sadakatlidir, affedicidir ve aynı zamanda sabır gösterdiği gibi sır tutmayı da bilen kişidir diyoruz. Ahil olması gereken meziyetlere baktığımızda, hayata olumlu tarafından bakıp sabırlı olmaya, işinde ve hayatında doğru ve güvenilir olan kişidir diyebiliriz. Anadolu Kadınlar Birliği başlığımız var arkadaşlar. Bu Anadolu Kadınlar Birliği'nin bizim ahi örgütüyle nasıl bir ilişkisi varmış, bunu inceleyelim. Ahi örgüt yapısı içinde kadınların sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardır. Kadınların teşkilatlanıp
gelişmesi için Ahi Evra'nın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurmuş ve kadın gücünü iktisadi hayata dahil etmiştir arkadaşlar. Kayseri'deki ahiler tarafından kurulan sanayi sitesi içerisindeki hanımlara mahsus çalışma yerleri bulunur. Bu yerlere de biz kadınlar pazarı deriz. Bu kadınlar pazarının kurulmasındaki amaç arkadaşlar, kadınların ürettiklerini sattıkları pazarlar meydana gelmiş ve bu bedestenlerde özel yer verilmiştir kadınlara. Kayseri'de en güzel örneği ise sanayi sitesi içerisindeki hanımlara mahsus olan çalışma yerleri diyebiliriz. Yani kadınlar pazarı diyebiliriz. Peki şimdi arkadaşlar, Ahi birliklerinin etkinliğinin kaybolmasının nedenlerine bir bakalım. Ahi birliğinin etkinliği neden kaybolmuştur? Bir onu inceleyelim. Ahi birliğinin etkinliğinin kaybolma sebeplerinin ilki, genel olarak toplumsal ahlakın, özel olarak da iş ahlakının bozulmasıdır. Genel olarak toplumsal ahlakın, özel olarak da iş ahlakının bozulmasıdır diyoruz. Sermaye birikiminin yetersiz kalışı, köyden şehre göçün artmasıdır. Köyden şehre göçü azaltmak için devlet, şehre göç edenlerden çift bozan akçesi almasına rağmen göçe engel olamamıştır. Başka ne oldu? Biz Osmanlı İmparatorluğu'nda genel olarak devletin, özel olarak da dış siyasetin zayıflamasıdır. Devletin gücünün zayıflaması ile birlikte ahi birlikleri de arkadaşlar zayıflamaya başlamıştır diyoruz. Arkadaşlar, ahi teşkilatında kestirmeden iş yapma, köşe dönmece, düşünce, gayri ahlaki çözümlerden faydalanma gibi yaklaşımlar hiçbir zaman yer edinmemiştir. Ahi teşkilatında kestirmeden iş yapma, köşe dönmece, düşünce, gayri ahlaki çözümlerden faydalanma gibi yaklaşımlar hiçbir zaman yer edinmemiştir. Ve ahilik teşkilatına kabul edilmeyen gruplar vardır. Bu gruplar ve insanlar kimlerdir diye bakacak olursak arkadaşlar, münafıklardır, müneccimler, içki içenler, tellallar yani yalan söyleyenler, reklamcılar, pişeykarlar yani sözünde durmayanlar, zalimler, gaddarlar, kem gözlüler, ayıp arayanlar, cimriler. Asla ve asla arkadaşlar ahilik teşkilatına kabul edilmezdi diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dersi bitirmeden önce Ahi Evran hakkında bilgi edinmenizi istiyorum. Ve Ahi Evran hakkında bilgi edinmenizi istiyorum. Ve son olarak da arkadaşlar, ahilikle lonca teşkilatı arasındaki farkların neler olduğunu ve neler olduğunu araştırmanızı istiyorum. Teşekkür ederim.